bakıyorsun. Bakıyorsun, bakıyorsun. Sonra bırakıp elinden gazeteyi, düşürüp televizyonun kumandasını şöyle diyorsun. Bundan daha fazlası olmalı. Pencerenden bakıyorsun hayata, memlekete, insanlarına. Kan gövdeyi götürmüyor, evet. Ama küf gibi, nem gibi bir şey var içten içe, her şeyi çürüten. İnsanın içini sıkan bir sessizlik. İnsanlar nerede diyorsun. Bir ben miyim dayanamayan? Hiç komik olmayan dev bir şakanın içine sıkışıp kalmış gibisin. Bir şey olacak herhalde diyorsun. Önünde sonunda bir yerinden açılacak bu tuhaf hava. Herhalde. Düşünüyorsun. Bu böyle gitmeyecektir herhalde diyorsun. Gidememeli. Bakıyorsun, bakıyorsun, bakıyorsun. Bayağı da gidiyor işte. Pınar Sele'ye müebbet istemiş savcı. Pozantı Cezaevi'nde tecavüze uğramış çocuklar başka bir cezaevine gönderiliyorlarmış evleri yerine. Profesör Büşra Ersanlı doktora bile gidemediğini söylüyormuş cezaevinden. Ragıp Zarakoğlu'na güç bela vermişler bir daktilo. Ahmet'le Nedim yıllarca çıkamayabilir diye yazıyormuş yabancı gazeteler. Bir 12 Eylül yargılamasından bahsediyorlar. Zalimin umrunda olmayan bir vızıltı. Öğrencilerin ümüğüne çökülmüş. Gazetecilerin yerine palyaçolar koymuşlar ekranlara. Palyaçolar ahlak dersleri veriyorlarmış. Demokrasi dersi de var isteyene. Herkes teröristmiş meğer. Sendikacısı, avukatı, öğretmeni, çocuğu, yaşlısı müjdeler veriyormuş muktedir. Yeni cezaevleri yapıyorlarmış mis gibi betondan. Bütün dereleri satacaklarmış. Bütün dağların karnını deşeceklermiş. Trenleri devirenler nükleer santral kuracakmış. Ekmekleri artık lütfedeceklermiş yoksullara. Yanlışlıkla öldürdükleri çocukları katır sırtlarında taşıyacaklarmış. Ağlayanında canla okuyacaklarmış. Bakıyorsun, bakıyorsun, bakıyorsun. Bir yerde bitecek herhalde bu saçmalık diyorsun. Televizyon seninle dalga geçiyor. Gazete tutmuş karnını gülüyor sana. Radyo desen hep göbek havaları. Her şey sana aslında hiçbir şey olmadığını söylüyor. Derdi icat ediyorsun, yok yere diyorlar hep birlikte. Deliriyorsun belki de. Sonunda yoruluyorsun. Tek başınasın ya, ondan biraz da. Diyorsun ki, canı cehenneme. Bakmayı veririm, görmeyi veririm şu ahir ömrümde, şu canına yandığı memlekette gördüm göreceğimi yeterince. Kapatıyorsun televizyonu. Gazeteyi kıvırıp koyuyorsun görünmeyecek bir yere. Radyonun da sesini kısı verince, e pencereyi de kapat oldu olacak. Yum gözlerini de tatlı, ılık, karanlık bir sessizlik. Dursan duracaksın öyle. Hiç konuşmasan hiç bilmesen. Ama işte durulmuyor. Duramazsın. Çünkü yaşamak gerekiyor ölmedikçe. Çünkü herkes tıpkı senin gibi onlar da seni bekliyor. Kapatmış penceresini evinde. Seni bekliyorlar. Yeter ulan! Diyeceksin diye.